Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bu videoda TradingView'de geçen hafta yayınladığım William Trend Follower indikatörünün strateji halinden bahsedeceğim. Daha az önce, yaklaşık 5 dakika önce bunu strateji haline getirdim ve hesabımda paylaştım. Şimdiden söyleyeyim, TradingView'in bunu kaldırma ihtimaline karşılık tekrar ben bu videonun altında linki güncelleyeceğim. Bu sefer en baştan bunu nasıl kullanacağınızı anlatacağım. Çünkü indikatörü ben burada linkini yayınlıyorum ama bunu nasıl ekleyeceğim diye soranlar da oluyor. O yüzden en baştan anlatacağım. Profilime giriyorsunuz. Daha sonra aşağıya indiğinizde zaten burada siz bunları göremiyorsunuz ama William Trend Follower Strateji diye göreceksiniz. Buna tıkladığınızda bir ekranda size bu indikatörün strateji versiyonu karşınıza gelecek. Neden stratejiye çevirdim? Kullanan birçok kişi oldu. Tahmin ettiğimden daha çok talep oldu. Bir haftada yaklaşık 566 kişi favoriledi. Çok hoşuma gitti. Hepinize şimdiden teşekkür ederim destekleriniz için. Strateji haline getir diyenler çok olduğu için bunu bu hale getirip paylaşmak istedim. Siz de gerçek sonuçları görebilirsiniz diye. Şimdi linki verdiğimde siz böyle bir grafik karşınıza çıkacak. Aşağıya ineceksiniz. Açıklamasını okuyabilirsiniz. Umarım bu açıklamanın arkasında hala bu strateji versiyonu kaldırılmaz. Aşağıda sonuçları falan da görebilirsiniz. Bunu siz çalıştırabilmek için favori göstergeleri ekle diyorsunuz. Daha sonra burayı kapatabilirsiniz. Tabii gelmişken de beni takip edip bu stratejiyi de indikatörü de favorilerseniz sevinirim. Bana destek vermiş olursunuz. Bir yenileyelim bakalım. Daha hiç paylaşmadım ama şimdiden 3 kişi artırmış bile, favorilemiş. Göstergelere geliyorum. Tabii ben bu favorilere eklediğim indikatör veya strateji buraya gelmesi için yenilemem lazım. Bakın, A gelmiş. Yenilememe gerek yok. Neyse, ben yine de yenileyeyim. Bunu şuradan kaldırayım. Göstergelere tıkladım. Favorilere tıkladım. Ve aşağıda William Trend Follower strateji yazıyor. Only Fibonacci tıkladığımda şunu da indirelim. Bana artık bu indikatörün strateji versiyonu gelmiş oluyor. Ayarlarında bunun show sinyal veya show lines göstergesi vardı, ayarları vardı. Bunları kaldırdım. Strateji versiyonunda bunlara gerek olmadığını düşünüyorum çünkü. Çarpan ve EMA periyot değerlerini değiştirerek kendinize göre optimize yapabilirsiniz. Strateji testine geldiğimde, pardon, şunu şuradan kaldırıyorum. Ayarlara tıkladığımda özellikler diyorum. Kontratımı sallıyorum. Şöyle 100 bin yapalım. Öz kaynağında %100'ünü kullanarak sürekli long ve short yapsın. Piramitlemede bir sürekli arka arkaya bir işlem bir yapsın diye. Tamam dedim. Bakın, sinyallerimi tekrar burada göreceğim. Yani gerçek şeyleri görebilmeniz için buradaki özellikler kısmı ayarlarını yapmanızda fayda var. İsterseniz buradan komisyon ve kayma bedeli de girebilirsiniz. Bunlar sizin daha gerçekçi sonuçlar almanıza sebep olur, fayda sağlar daha doğrusu. Girdileri de zaten biliyorsunuz. Tamam dediğimde genel bakış kısmında benim kazancımı, işlemlerin listelerini, daha sonra özelliklerden işte hangi aralıkta ne yapmışım, ne etmişim bunları görebiliyorum. Performans özetinde getiriyi al ve tut değeri %426. 1 saat grafikte ilk işlemde alsaydım şu zamana kadar %426 kazanacakmışım. Ama trade ettiğimde de %1634 kazanacakmışım. Tabii TradingView'in sinyallerini falan çok doğru bulmayan kişiler var. Olabilir ama ben karşılaştırdığımda pek bir problem göremiyorum. Bir de şöyle bir şey var. Yaklaşık 6-7 aydır kripto tarafında TradingView'da yazdığım stratejiyi kullanıyorum. Ve değerlerde de, gelen sinyallerde de bir hata almadım. Bu tabi stratejiden stratejiye göre de değişir. Bilginiz olsun. Kimi strateji gerçekten de patlak çıkar. TradingView yanlış sonuçlar çıkartır. Bu TradingView'in suçu dur diyemem. Veya yazan kişinin de suçudur diyemem tabii ki de. Bunda da hatalar olabilir. Siz yorumlar atarsanız çok sevinirim. Buradan ayarlarınızı gelip arttırarak veya azaltarak artık nasıl kazançlar elde edeceğinizi buradan görebilirsiniz. İşte EMA periyodu da 30 yaptım mesela. Tamam dedim. Bakın, karım ne kadar düştü. Karlı yüzde değeri önemli.
Karlı işlemlerin değerleri önemli. Artık siz buradan kendinize bakarak daha hızlı bir şekilde optimizasyonlarınızı yapabilirsiniz. Başka söylemem gereken bir şey var mı? Zaten bu ekranları kullanmayı bildiğinizi varsayıyorum. İşlemlerin listesinden yüzde kaç kazanmış vesaire görebilirsiniz. Şimdi ben burada 0.9'a 11 değerlerini yazdığımda bakayım ne oluyor onu görmek istiyorum. %1275 diyor. İşlemlere tıkladığımda da artık hangi işlemde yüzde kaç kar etmişim görebiliyorum. Bakın birkaç tane zarar işlemlerim var. %15, %9, %13 karlarım var ve arkasında %1'ler, %2'ler ufak zararlar yazıp güzel karlar elde etmişim. Tabi bu sonuçlar yanıltıcı olur diyenler için de %0.1 yani 10 binde bir komisyon diyorum. Pardon, binde bir komisyona verdiğimi varsayıyorum ki yüksek bu. Hisse tarafında ben 10 binde bir algoritmik trade komisyonu veriyorum. Kaymaya da işte kaç diyelim ticker 5 diyelim. Tamam dediğimde bakın karım daha azaldı. Daha gerçekçi veriler görmüş oldum. Şimdi bir de bakalım şuradan mesela bir işleme bakalım. Şurada 3606.77'de işleme girmiş. Geliyorum şuradan değerleri kontrol edeceğim. Bakın açılış değeri 3606.72 ama ben 3606.77'de işleme girmişim. Yani bu ticker değerini kayma bedelini işleme yansıtmış. Siz buradan daha gerçekçi sonuçlar elde edebilmek için kendinize göre değerler yazabilirsiniz. Diyebileceklerim bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Yorumlarınızı ve desteklerinizi bekliyorum. Yapıcı eleştirilerin her birine açığım. Diğer videolarda görüşmek üzere.